Dünyadaki sulak alanların maalesef %50'si çoktan yok oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan birinci su şuuransı lansmanı ve 363 tesisin hizmeti alım töreninde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bir konuşma yaptı. Dünyadaki sulak alanların yarısının yok olduğunu söyleyen Pakdemirli önlem alınmasının gerekliliğini ifade etti. Dünyadaki sulak alanların maalesef %50'si çoktan yok oldu. Dünya nüfusunun onda birinden fazlası içme suyuna, dörtte birinden fazlası temiz suya erişemiyor. Eğer önlem alınmazsa 2030 yılında dünyadaki mevcut temiz su ancak ihtiyacın %60'ını karşılayabilecek. 2050 yılında ise dünya nüfusunun yarısının susuzluk riski yaşayacağı öngörülüyor. Tablo maalesef iç açıcı değil. O nedenle Tedbirlerimizi şimdiden almalı, kaynaklarımızı heba etmeden elimizdeki suyu en verimli şekilde kullanarak gelecek nesillere aktarmalıyız. 2021 yılını su ve sulama yatırımlarında hamle yılı olarak ilan ettiklerini söyleyen Pakdemirli, bu yıl barajlar ve tesisleri hizmete alacaklarını şöyle anlattı. İçinde bulunduğumuz 2021 yılını su ve sulama yatırımlarında hamle yılı olarak ilan ettik. Sulama yatırım bütçesini zât halinizin desteğiyle 2.4 kat artırarak 15.3 milyar liraya çıkardık. Yeni sulama yatırımlarının tamamını modern ve kapalı sistemlerde projelendiriyoruz. Bu yıl 51'i baraj olmak üzere toplam 382 tesisi hizmete almayı planlıyoruz. İnşallah dur durak demeden Yatırımlarımızı arka arkaya hizmete almaya devam edeceğiz.